João Pedro da enteresan bir oyuncu aslında. Şöyle baktığın zaman tam bir santrafor tanımlaması yapamıyorum. Arada kalmış gibi yani. Santraforla 10 numara arasında kalmış gibi. Bayağı santrafor Erkut öyle ya. Mi diyorsun? Ben öyle yani böyle aldım. Mesela 10 numara mesela kim geliyor aklına? Santrafordan bozma 10 numara biraz gibi. Biraz bana Talisca gibi geliyor. Talisca bize hep dediler ki Talisca yok bayağı santrafor gibi. Hemen hemen her pozisyon sırtında stoper vardı. Yok onu oynayabiliyor. O oynayabiliyor. Şey. Bugün de öyle oynadı. Yanına başka şeyler de koyabiliyor. Ya bugün de öyle oynadı. Mesela çok dolaştı mı? Ben çok dolaştığını düşünmüyorum. Hı-hı. Ceza sahası içerisinde Fenerbahçe Indian orada. Hani mesela bir 10 numara dediğin zaman bazen gelir stoperlerin arasından da top alır falan ama o konulara hiç girmedi. Belki biraz da maç temposu eksik olduğu için. Ya bence tam bir santrafor ya. Bugün ben tam bir santrafor izledim. Hani çünkü 10 numaradan kırma bir santrafor gibi yok, değildi. Yok kırma değil. Hayır, hayır. Onu yapabiliyor ama yanında başka meziyetleri de var demek istiyorum aslında. Tamam tamam. Öyle oynattı şey ama. Ya yani. İşin hazırlayıcılık bölümünde var. Tabii. Yapıyor. Sırtında stoper varken top alması ve kaybetmemesi çok değerli bir oyuncu için. Ve böyle Anadolu takımlarını, gerçi bir Anadolu takımı gibi oynamaya çalışmadı Kayseri ama böyle takımları çözerken anahtar oyuncu işte Pedro. Çözer böyle. Hiç pozisyon yoktu. Hatta 38. dakikaydı galiba golü attığında. Hocam dedi ki ya Fenerbahçe bugün bu maçı nasıl atacak? Kötü gibi bir şey söyledin. Evet, evet. Kötü oynuyor dedi. Pat o anda hiç ortada bir pozisyon yokken bir evet. Hazırladılar. Arao'nun asistini ki hani o gol vuruşu kolay bir gol vuruşu değil. Yerle beraber vurdu topa. Çok doğru anda kaleciye bakarak. Şimdi bu hep yetenek, bilgi, pozisyon bilgisi gerektiren bir hikaye. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu tip maçları çözmekteki en önemli kozu bundan sonra Pedro olabilir. Yani hep biz ne diyorduk Fenerbahçe'nin santrafor tanımlamasını yaparken? Geleni atacak. Aynen. Bu hani geldi ama yarım geldi. Diğer yarısını da oyuncu tamamlıyor. Yani böyle boş kaleye atmıyor. Ekmeğini orada biraz çıkardı. Ayarı evet. Kaçırdığın zaman değil mi? O dağlara taşlara gidebilir yani. Tabii tabii. Bir de bence de santrafor yani bir de doğru oynatıyor. Yani yine söylüyorum üçlü hani üçlü tam klasik değil de işte İrfan'ı biraz daha geriden işte King biraz daha önde biraz daha Pedro. Ve dediği Ermen doğru. Hani sağ sola çok fazla da gitmedi. Gitmeye de gerek yoktu aslında. Çünkü burada şey vardı. Orada merkezde duruyordu evet. Ve orada da pozisyonu yakaladı. Bu da çok da güzel gol attı yani. Şimdi bir gol bir asist değil mi? İstatistik öyle diyor da. Bence asist kısmında hani pası en son dokunan Joshua King'e veren elbette Pedro. Ama daha sonrasında Joshua King'in o rakip savunmadan kurtulup kendisini şut için hazırlaması... Kalecinin birazcık direğe yakın olduğu için doğru yere vuruşu falan. Joshua King'in golü de çok güzel çok gol. Güzel. Hakikaten çok güzel gol yani. Hep şunu diyoruz ya büyük takımlar bir oyuncu alıyorsa hangi ligden alırsa alsın oyuncunun belli sezonlarda işte 20 ve üzeri gol atması lazım diyorduk ya. Batshuayi ve Maxi Gomez için de söylüyorum. Maxi Gomez'i galiba 17 golü var kariyerinde en fazla attığı. Batshuayi'nin de 18 golü var. Standart Liège'de Marsilya'da bir 17 golü var. Şimdi Pedro'ya bakıyorum. Aslında bir santrafor olarak piyasaya çıkmış bir oyuncu değil. Ama bunları da oynayabildiğini gösterdi. Cagliari'de evet. 19 attığı var. 16 attığı var. 13 attığı var. Yani son 3 sezon böyle. 19-16-13 şeklinde. Ve Cagliari'de hani çok fazla gol atan bir takım da değil. Neredeyse onun yani o takımın attığı gollerin hemen hemen yarısını da João Pedro atmış. Üzülürüm yani. Üzülürüm. Kiev maçında sahada olmamasını evet. Üzülürüm. Yani Fenerbahçe için bir gol bütün hikayeyi değiştirebilecekken... Evet. Batshuayi'nin erken transfer olamayışını dün konuştuk. O biraz tuhaf geldi bize. Bugün de Pedro'nun şanssızlığını konuşalım. Keşke Kiev maçında olsaydı. Yani Fenerbahçe iyi oynarken o dakikaları Pedro ile değerlendirebilirdi. Evet. O da sakatlık şanssızlığı oldu yani. Ki onun adam için. Hiç sakatlanmamış iki sezon. Evet. Burada sakatlandı. Ama iyi transfer. Yani bundan sonra gelin çok... atan oyuncu tanımlaması herhalde doğru diyebiliriz João Pedro için. Bence Avrupa Kupası maçında oynatmayabilir ama. Yani üst üste... Oyuncuyu evet, bilmiyorum. Evet. Belki lig için. Bir de bakalım. Yani ikili kullanacak mı tekrar ya da yine mi üçlemeden? Yani burada nasıl? Valencia var. İşte şimdi Batshuayi geldi. Pedro var. King var. Nasıl kullanacak o da merak ediyorum. Yani Serdar da biraz inşallah Serdar var. Dışarıda izliyor. Beş. Bak bir santrafor nerelere gider, ne yapar? İnşallah görmüştür. Yani santraforken bu kadar gelip orta sahaya, kenara, sağa sola gitmese belki çok daha farklı bir profil de çizebilir. Gol atacağı anlarda ya da rakiple boğuşacağı anlarda biraz diri kalmak çok önemli. Bugün Pedro'da gördük bunu. Maç temposu eksik olmasına rağmen çok akıllı oynadı bugün. Yani sağda kaldı ve çok özel işler yaptı. Şöyle bir bakıyorum notlara. Ya o hazırlamış ya mesela Crespo'yu hazırladığı bir pozisyon var. Aha. Atilla Salahay'ın daha maçın başında. Direkt attığı. Bak Kayserispor atmadı direkt. Fenerbahçe attı. Direkt attığı bir pozisyonda iyi bir top kontrolü Crespo'ya pozisyon hazırladı. Yani ya hazırlayan oyuncu oldu Pedro... Ya bitiren oyuncu oldu. Çok değerli.
bu hikaye. Evet, doku tuttu gibi görünüyor. Yani ilk karşılaşmada gibi sinyal verdi. Onu net olarak söyleyebiliriz.